Evet arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim ve bugün TikTok hilelerini deneyeceğiz. Ve başlıkta gördüğünüz şey için geliyorsanız videonun sonunda da bunu deneyeceğiz. Fakat öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar risk alıyoruz. Evet, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk deneyimiz fizik kurallarına aykırı bir deney. Bunun için kürdan, tuzluk, iki tane de çatal gerekiyor. Tuzluğa çok gerek yok fakat tutmak için gerekli olacak. Şimdi iki tane kürdanımız lazım. İki tane kürdan alıyorum buradan. Kürdana gerek kalmadı. Evet, şimdi iki tane çatal var. İki tane çatalı burada gördüğünüz gibi şöyle, Allah belanı, böyle bir şekilde birbirine girdiriyorum. Oynamayacak şekilde. Sonra kürdanı alıyorum. Buranın başından böyle sokuyorum. Soktum. Evet, şimdi ise bu kürdanı da buraya sokuyorum. Çünkü hareket etmesin. Sonra bu kürdanı abi alıyorum. İyi izleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öksürüyorlar ama gördüğünüz gibi fizik kurallarına aykırı bir şekilde kürdan iki tane çatalı bir kürdanın üstünde tutuyor. Gerçekten ben bunu gördüğüme şaşırdım. Hatta istiyorsanız elime alayım. Evet. Şu an kürdanlar birbirine yapışık değil. Sizle beraber yaptım. Mükemmel bir deney. Hatta biraz bakın böyle döndürelim. Düşüyor. Gördüğünüz gibi bu da yapışık olmadığının bir şeyi. Evet. Birinci deneyimizi başardık. İsterseniz diğer deneye geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci deneyimiz ise bir tane su dolu bir soda şişesi, bir tane de tuvalet rulosu lazım. Evet, şimdi bizim burada amaçladığımız şey bu suyu bunun tutması. Bunun için de ilk başta şöyle yapacağız. Diğer rulo uçarsa uçsun, bana ne. Böylelikle ilk bir ıslatalım. Son neyse arkadaşlar, bunu buralardan böyle çekeceğim. Gördüğünüz gibi oldu. Gördüğünüz gibi şöyle. Ortası da böyle. Bakalım olacak mı? Bilmiyorum, hiç denemedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok garip. Su düşmüyor. Evet, su düşmüyor. Böyle yapar. Evet, düşüyormuş. Ama arkadaşlar bunu da yaptım. Çünkü insan eli olmadan, yani bastırmasaydım düşmüyordu, kalıyordu. Evet, yani hızlı hızlı geçiyorum deneyleri. Bu deneyimizde başarılı. Bir sonraki deneye geçelim. Bitmez, hep böyle, her gün öyle. Devam etsin. Evet arkadaşlar, şimdi ise biraz rahatlama vakti. O kadar deney yaptık. Şimdi buradaki gördüğümüz suyu pet bir bardağa dolduruyoruz. Şu kadar doldursak yeter. Hatta biraz daha koldurayım. Şimdi görmüşsünüzdür bunu. Şimdi ben bunu yakacağım ve rahatlatıcı bir görüntü ortaya çıkacak. Ya yanda ne yapıyorlar ya? Yanda ne yapıyorlar ya? Sekiz derecede. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Erdem, sen yanlış yaptın ya. Gördüğünüz gibi bakıyorsunuz. Evet, hiç rahatlamadık arkadaşlar. Rahatlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü koktu bura. Elini yaktı. Eren, suyu yaksana be. Sus sus sus, durun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bunu da atalım. Aman! Tamam arkadaşlar, ıslanmış olabiliriz ama bir sonraki deneye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi markette bulabildiğimiz en ucuz çikolatayı aldık. Ayrıca bir tane de bıçak aldık. Bu da en ucuz bıçak. Şimdi bunu açacağız ve gördüğünüz çikolata şey yapacağız ve bu, ben bunu bilmiyorum nasıl yapıldığını. Şimdi şey gideceğim. Şimdi şöyle bir kağıt olarak kullanalım bu çikolatayı. Böyle açıp şimdi çikolatayı açıyorum. Evet arkadaşlar, benim dilediğim çikolata bu değildi ama yine bunda da yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şuradan bir kat keseceğim. Şöyle yapacağım. Nasıl yapacağım? Bir dakika. Tamam. Şimdi bekle. Bilerek yap ya. Plakayı çekeyim de. Plakayı çek de şikayet edelim. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Ben bu tam istediğim gibi 4'e 6'lık bir leste değil. Fakat ben yine de deneyeceğim yapmayı. Şimdi buradan keseceğim. Şöyle.
şu şekilde. Allah belanı versin senin. Bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kestim. Diğerini yiyeyim. Bu pek olmayacak gibi. Sonra buradan da kesiyorum. Burada bıçağı ters tutuyorduk 2 saattir. Kimse söylemeyeyim. Bu taraftan da kestim. Bizim gördüğünüz de olmasa arkadaşlar sıkıntı yok. Burayı da kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada nereden ses geliyor? Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şekilde kesmiş olduk. Gördüğünüz tam. Normalde oluyor yani. Ben yemeseydim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ise bunu böyle alıyoruz. Bunu böyle buraya koyuyoruz. Evet. Normalde koyuyor olmamız lazım. Fakat koyabiliriz. Böyle yaparsak mesela. Yandakiler gitti çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi bir parçamız arkadaşlar açığa çıktı. O bir parçamız da İstediğimiz gibi yiyebiliyoruz. Böyle koyacağım oğlum bunu. Gerek yok arkadaşlar. Bence olduğunu düşünüyorum. Nesli güzelmiş. Bir sonraki deneyimize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ise evde size konfeti yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir balon, bir tuvalet rulosu, bir de kağıt parçalar lazım. Biz kağıt parçaları ödevi kestik. Tuvalet rulosu da İsa senin çok rahat bulunabilecek bir şey. Şimdi arkadaşlar bunu buradan, bu balonu buradan kesiyorum. İnşallah doğru yerden keserim. Biraz daha ortasından keselim. Nasıl keseceğiz bunu? Ulaş gel, yardıma gel. Çek abi bunu. Çek. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu çektik. Şimdi bunun bu tarafını arkadaşlar alıyoruz ve düğümlüyoruz. Ne diyorlar ya? Tamam. Böyle gördüğünüz gibi arkasını bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar bu tarafı alıp böyle bu tarafa geçireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçirdim. Şimdi ise bant alıyorum. Bantla Allah ne verdiyse geçiyor. Bir tur daha geçeceğim. Gördüğünüz gibi geçtim arkadaşlar. Çok vahşice yapıyor olabiliriz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bunu arkadan böyle destekleyeyim. Evet, destekledim. Çıkmayacak şekilde yaptım. Şimdi ise yaptığım kağıt parçalarını bunun içine koyuyorum. Ve konfetimiz hazır olacağız. İstediğimiz yerde konfetiyi patlatabiliriz. Şöyle hepsini alıyorum ki biraz daha fazla şey çıksın. Evet. Çok mu eğleniyorsunuz? Çok mu eğleniyorsunuz arkadaşlar? Evet. Yuppi diyoruz. Buradaki şeyi alıyoruz. Evet arkadaşlar bir daha deneyelim. Alıyoruz. Bastıra. Çok güzel. Çok güzel patlattık arkadaşlar. Müthiş oldu, müthiş. Tek deneyişte yaptık. Bir daha yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsini toplamak zorunda kaldık. Fakat toplayacağız. Gördüğünüz gibi konfetimiz de böyleydi. Evet, konfetimiz de böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delik oluştu. Evet, şimdi isterseniz bir sonraki deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki şeyimizde karşınızdayım. Hayatınızı bu gördüğünüz gibi şimdi gördüğünüz gibi Covid-19 zamanında hiç kimse bir şey yiyemiyor. Şimdi bunu çözeceğiz arkadaşlar. Bunu Erenesinler, Doktor Erenesinler çözecek. Maskeyi yarıya katlıyoruz ve maskeyi böyle kafamıza üst tarafına takıyoruz. Tam bıyığımızın olduğu yere takıyoruz, tamam mı? Şimdi aynısını da ikinciye yapıyoruz. Ve bunu da alta takıyoruz. Bilgecan dedeye benzedim. Neyse arkadaşlar boşver. Şimdi şöyle burnumuzu kapatıyoruz bununla. Bununla da böyle çenemizin altını kapatıyoruz. Evet. Sonra ne mi yiyeceğiz arkadaşlar? Çikolata. Abi çok mu acıktın? Bana ne lan? Arkadaşlar sonsuza kadar böyle konulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir sonraki deneye geçiyoruz. Arkadaşlar bu deney için portakal lazım.
bir de bıçak lazım. Portakaldan mum yapacağız. Biz şimdi söylemek istediğim bir şey var. Şimdi biz yağ da lazım uzun süre yanması için mumun. Fakat yağ bildiğiniz gibi çok parladı, o yüzden alamadık. Evet, o yüzden şimdi geçiyorum abi. Buradan gördüğünüz gibi portakalı böyle bir şekilde dereceğim. Tamam, deldim arkadaşlar. Evet. Şimdi bu portakalı şeyinden ayıracağım. Elimiz bayağı ıslanacak ama. Yırtmayın, sakın yırtmayın. O yüzden evet, gördüğünüz gibi evet, portakalın bu tarafını ihtiyaç duymayacağız. Bu tarafını yersiniz artık. Ya da yedikten sonra mum yakarsınız. Çok romantik bir akşam mı yaşıyorsunuz artık? Buraya yağı koyuyorsunuz, tamam mı? Buraya yağı koyduktan sonra ise çakmamızı alıyoruz. Ve şu gördüğünüz ortadaki yere vur çakmağı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bal değil mi lan bu? Ha, yağ geldi. Yağ. Şimdi bu yağ çok iğrenç. Hiç sevmiyorum. Köpek de geliyor. Köpek de yapalım. Bu yağı böyle döktük. Hem bu bunun uzun yanmasını sağlar. Uzun süreler. Bu çikolataya geliyor. Ben anladım bunu. Şunu yakalım. Ben köpekle uğraşayım. O yağın yanma sesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mumumuz hazır. Evet. Romantik bir akşam yemeği mi istiyorsunuz? Evinizde mum mu yok? Portakal soyun abi. Biz Hataylılar olarak arkadaşlar. Sürekli portakal. Gördüğünüz gibi benimle evlenir misin aşkım? Evlenirim aşkım. Tamam. Ayrıca kokusu da çok güzel. Mangal kokusuyla karışık bir yağ kokusu geliyor. Portakal kokusu da var. Bu yüzden bu görevimizi de tamamladık. Bunu siz daha profesyonel yaparsınız. Bizim kadar beceriksiz değilsinizdir diye umuyorum. Ve bir sonraki deneyime geçiyorum. Evet, bir sonraki deneyimiz sis bombası yapmak. Bunun için de cümleten ayağa kalkmamız lazım. Arkadaşlar şimdi son ve en iyi deneyimiz için 4 tane pimpon topu, 1 tane alüminyum folyo, 1 tane çakmak lazım. 1 tane de tükenmez kalem ve makas. Şimdi iki tanesini şurada gördüğünüz gibi pimpon toplarını deleceğim. Deldim. Şimdi bunlara minik delikler açıyorum ki içine bir şey koyacağım. Bunu patlatmak için. Bakın şöyle gördüğünüz gibi kare kare delikler yaptım pimpon topunun üzerine. Diğerini de yapacağım. Gördüğünüz gibi diğerinde de yaptım. Şimdi ise arkadaşlar bu pimpon topunu olduğu gibi keseceğim. Olduğu gibi. Elime girdi arkadaşlar bıçak. Evet. Şimdi bunu olduğu gibi keseceğim arkadaşlar. Evet, uçuyor abi. Uçmaması lazım. Onu getir. Ulaş orada bir tane. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok parçaya ayırdım pimpon topunu. Şimdi bu pimpon topunu diğer pimpon topunun içine koyacağım. Tüm parçaları koyuyorum içine. Gördüğünüz gibi şurada. İçini pimpon topunu kendisiyle dolduruyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini pimpon topunun içine koydum. Şimdi aynısını buna da yapıyorum ve bunun içine koyacağım bu sefer diğer pimpon topunu. Evet arkadaşlar ikisini de koydum.
Şimdi ise alüminyum folyomuzu böyle açıyorum. Burada tükenmez kalemimiz de olacak. Tükenmez kalemimiz de böyle. İlk önce bir alüminyum folyoyu bir yırtalım. Bu ikisini böyle koydum. Tükenmez kalemimizi de böyle ortaya koyuyoruz ki buradan hava alacak bu. Sonra bunu böyle arkadaşlar sıkıştırarak, hatta şöyle yapalım. Biraz yan baksın buna. Evet arkadaşlar, neye benzediğini sonra konuşuruz. Fakat böyle gördüğünüz gibi böyle buna benzeyecek. Tamam mı? Şimdi bir kat daha geçeceğim. Bir kat daha alüminyum folyo geçiyorum. Gördüğünüz gibi alüminyum folyomuzu geçtik. Buna benziyor arkadaşlar. Şimdi ise kalemi çekeceğim. Kalem çektiğimde ortası aslında gördüğünüz gibi bir boşluk olacak. Ve yanda da pimpon topları. Şimdi ise çakmağımı alacağım. Çakmağımla yakmak istediğimiz yere gidiyoruz ve vereceğiz gaz altında. Biz bunları başaramadık. Fakat inşallah siz başarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimi yaktım, kanattım, her yerim oldu. Dediğim gibi videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atabilirsiniz. Bir şey başaramadık ama yine de abone olsanız çok seviniriz. Daha bunları denediğimiz bir video gelecek size, söz veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.